Emrül Mümin'in Hazreti Ali Kerimullah ve Cehden'den nakledilmiştir. Bak Hazreti Ali dedem Kerimullah ve Ceh ne diyor? Kapalı bir sandık içinde olsam dahi diyor. Kapalı bir sandık içinde olsam dahi. Hani var ya bazı insanlar, gücüm yok, ailem beni dışarı çıkartmıyor. Babam baskı yapıyor, dedem baskı yapıyor. İşte sülalem baskı yapıyor diyor. Evet. Değil mi? Evet. Bak Hazreti Ali bütün bahaneleri kapatacak bir açıklama söylüyor. Bak diyor ki, kapalı bir sandık içinde olsam dahi, kilitli kapalı sandık. Evet. Mehdi'ye katılmak için, Mehdi cemaatine katılmak için kilidini kırar çıkarım diyor. Maşallah. Maşallah. Neyse onun kilidi, neyse engel, ben onu kırarım arkadaş. İnşallah. Değil mi? Evet. Hazreti Ali de böyle maşallah. Maşallah. Kilidini kırar çıkarırım diyor. Çünkü orada Allah'ın halifesi Mehdi vardır diyor Hazreti Ali. Maşallah. Yüz 171. sayfa. Kıyamet alametleri Berzenci'nin eserinde. İnşallah. İnşallah. Değil mi? İşte okuldan baskı var diyor. Arkadaşlarımdan baskı var. Evet. E kardeşim baskı yoksa nasıl imtihan olacak? Evet. Değil mi? Evet inşallah. E bir de sırtından itelim bari. Estağfurullah. E tabii ki baskı olacak. İnşallah hocam. Tabii ki zincirlerin olacak. İnşallah hocam. Zincirleri kırmıyorsan sen nesin o zaman? Engel yoksa neyi yapmış oluyorsun? Evet. Sen? Evet. Hatta diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karda, kar yağmış. Kar tipi. Evet. Adamın da feri kalmamış. Yere düşmüş. Açlıktan, perişanlıktan. Evet. Soğuktan. Yere düşmüş. Evet, yüzüstü. Evet. Karda diyor sürünerek diyor apalayarak böyle eline sürünerek. Kendini çekerek dahi olsa Mehdi'ye katılırım diyor. Evet. Hiçbir bahane yok demektir. Evet hocam maşallah. Hangi vicdan insanı tutabilir ya Mehdi'yi gördüğünde? Hissettiğinde, anladığında? Tutulamaz hocam maşallah. Elhamdülillah. İşte bak o kilitli sandık insanları düşündürsün. Demek ki insanlar Mehdi'ye karşı kilitli sandıklar oluşturacaklar. Sandıkçılar oluşacak demek ki. Büyücüler evet. Oluşacak. Evet. Ve Mehdi'ye karşı içlerinde bir öfke, bir haset ve bir kin olacak. O sandıklarıyla Müslümanları zapt etmeye çalışacaklar. Mehdi'ye gitmesin. Evet hocam. Mehdi'ye yardım etmesinler. İttihat-ı İslam olmasın diye Müslümanları kavurmaya kalkacaklar. İnşallah. Fakat buna rağmen koç yiğitler, aslanlar o kilitleri kırıp Mehdi'nin o anlı şanlı topluluğuna katılıyorlar. İnşallah hocam. Elhamdülillah. Maşallah.